Canlarım selam. 60 günde geometri kampı 1. gün 2. videodayız. Doğruda açıların 2. dersindeyiz. Bugün sizlere doğruda açılarla ilgili güzel güzel tatlı tatlı sorular çözeceğim. 60 günde geometri kampı video dersi kitabımızdan işliyoruz. Biliyorsunuz ki arkadaşlar kamp planımızda, kamp programımızda 2. videomuz doğruda açılar. 2 sayfa 9, sayfa 10 ve sayfa 11. 6, 7, 8'de yani ilk günde, ilk derste, ilk günüm yani bugünün ilk dersinde sizlere gösterdiğim özelliklerin uygulaması olacak olan sorular arkadaşlar. İçerisinde klasik tip sorularda, yeni tip sorularda mevcut. Ama asıl yeni neslin kralını biliyorsunuz ki her ünitenin sonundaki bol bol koyduğum Efficienado testlerinde görüyor olacağız. Adım adım gideceğiz. Bakın böyle 2 sayfa, 3 sayfa, 2 sayfa, 3 sayfa bitire koca tuğla gibi 360 sayfalık kitabın içinden geçeceğiz arkadaşlar. 60 gün 96 videoda bu mevzuyu çözeceğiz. Ama bu işte çok kararlı olman lazım. Böyle baştan bir tarafların oynarsa olmaz. Böyle dimdik duracaksın böyle. Yani hiç tamam yorulacağın, böyle sıkılacağın, moralinin bozulacağı, motivasyonun düşeceği zamanlar gelecek. Ama o dik duruşundan hiçbir şey kaybetmeyeceksin. Tamam mı? Söz ver bana. Geometri başlandığı gibi bitecek ve bittiği zaman sana her zaman söylüyorum bak, başladığın halinle bitirdiğin halinin arasında dünyalar kadar fark olacak. O eski halimden eser yok şimdi diyeceksin. Onu da çok iyi bir şekilde biliyorum. Şimdi geçelim mi derse? Hadi. Şöyle soru çözümlerine başlayalım. Geometrinin en keyifli kısımları zaten soru çözümleridir. 60 günde geometri kampımızın 1. günü doğruda açılar 2. video gelsin. Hadi başlayalım. Şimdi canlarım şöyle bir bakalım, genel bir bakış yapalım. Ne yapacağız? Size kampın duyuru videosunda söylediğim gibi yeteri kadar klasik soru ama yeni nesil sorularla güçlendirilmiş. Yeteri kadar klasik soru, yeni nesil sorularla güçlendirilmiş. Yeteri kadar klasik soru, yeni nesil sorularla güçlendirilmiş. 1. sorudan başlıyorum. Doğruda açıdaki tam açı kavramını hatırlamanız gerekiyor. Bir hatırlayın bakalım. Tam açı neydi arkadaşlar? Tam açı. Tam açı 360 derecelik açı ölçüsüne sahip olan açıya deniyordu. Ve nasıl gösteriliyordu? Hani çemberin etrafının 360 derece olmasıyla söylemiştik. Hatırlıyor musunuz? Şu tam açıydı. Çemberin tamamı, çevresi yani şöyle 360 dereceye sahipti. Burada bakın o var. Burası x artı 20. Burası 2x eksi 40. Burası da x eksi 60. Bunların üçünü toplarsam 2, 2 daha. Buradan 4 tane x gelir. Eksi 20, eksi 60, eksi 40 daha. Eksi 100 gelir. Eksi 100 ile de artı 20'yi toplarsam eksi 80 gelir. 4x eksi 80 360'a eşit olur. Eksi 80'i karşı tarafa attığım zaman 4x eşittir. 360'a 80 eklediğim zaman 440 olur. Her iki tarafı da 4'e böldüğüm zaman x eşittir 110 derece çıkmış olur. Bakayım bana ne soruyormuş. Hemen bakayım. Oh! X'i soruyormuş zaten. O zaman cevabımız 110 derece. Yapıştırdım, geçiyorum. 2. soru. İkinci soruda arkadaşlar doğru açı kavramı var. AOF doğrusal, OB ve OE açıortay. Açıortay neydi? Açıları ortalayan. Açıortayda isim vermek her zaman işe yarar arkadaşlar. Buraya alfa ya da A'dan gidelim. Alfa dememize gerek yok. Bu açıya A diyelim. Bu açıya A diyelim. Bu açıya B diyelim, bu açıya B diyelim. Bakın burada bir de arada açı var, o açıya da X diyelim. Şimdi COD nere ola ki? COD. Zaten X dediğim açının ne olduğunu soruyor bana. Yani bu soru diyor ki X kaç derecedir? Peki. Şimdi şöyle yapalım isterseniz. Burası bir doğru açı değil mi? Dolayısıyla AA 2A, BB 2B. Yani 2 tane A artı 2 tane B artı bir de x'imiz var. 2a artı 2b artı x doğru açı yani 180 dereceye eşit olmak zorunda. Bu bir. 2. BOD 80. Bak. BOD. A artı x bak. Buranın tamamı a artı x. Yani aslında a artı x toplamı neye eşitmiş? 80'e eşitmiş. BOD. Peki. COE. B artı x. B artı x de kaça eşit arkadaşlar? 55 dereceye. B artı x eşittir 55 dereceye. Buradan yani toplasam A artı B artı 2X falan geliyor. Allah Allah, nasıl bir şey? Bakın arkadaşlar şöyle düşünün. Şimdi A artı X, yani burası 80 derece ise buradan geriye kalan bu 3 açının toplamı, yani A artı 2B. Bunu siliyorum. A artı 2B 100 derecedir. Hocam bunu nasıl söylediniz? Çünkü toplamı 180 ise, burası 80 ise geriye kalanların toplamı 100'ü vermeli. 180 derece olduğu için. Aynı şekilde B ile X'in toplamı kaç dereceye eşit arkadaşlar? 55 dereceye. O zaman geriye kalan, bak bu X ile B'nin toplamı 55 ise 2A ile B kalıyor geriye, değil mi? Yani 2A ile B'nin toplamı da 180-55 dereceye, yani 125 dereceye eşittir. Yani burası da 125 derece. Bunları taraf tarafa toplarsam 2A 1A daha 3A, 1B 2B daha 3B, 3A artı 3B 225. 3'e bölersem A artı B eşittir 225'i 3'e böleceğim. Hemen şöyle kenarda bölek. 225 bölü 3 7 kere var 21. 15'te de 5 kere var 75. A ile B'nin toplamı 75. Bende ne var kanka? Bende 2A artı 2B var. A ile B'nin toplamı 75 ise 2A artı 2B de A artı B'nin 2 katı olduğu için 150. O zaman 150 artı X eşittir 180 yapar. 150'yi karşı tarafa attığım zaman da X eşittir 30 derece yapacak. Zaten bize soru X'i soruyordu. Kaç bulduk? 30 bulduk. Anlaştık mı? Güzel. 3 ile devam ediyorum. Ölçüleri oranı 4/5 olan bütünler iki açıdan küçük olanının tümleri kaç derecedir? Şimdi bunlar bütünler açılarmış. Açının bir tanesine 1, diğerine 2 diyelim. Ölçüleri oranı 4/5 ise bu açıya 4K, bu açıya 5K demem lazım. Çünkü oranladığım zaman K'lar gidecek, 4/5. Bunlar bütünler açılar olduğu için bu ikisini topladığım zaman, yani 4K ile 5K'yı 180 dereceye eşit olmalı. Bütünler iki açıların toplamı 180 dereceydi. Tamam mı burası? Buradan 9 tane K eşittir 180 derece. Her iki tarafı 9'a bölersem K eşittir kaç gelecektir? 20. Bize ne soruyor? Küçük olanın tümleri. Şimdi K 20 ise 4K'dan küçük açı 80. 20 çarpı 5'ten büyük açı da 100. Kontrol et, toplamları 180, bütünler açılar. Oh güzel. Bize küçük olanın tümlerini soruyor. Küçük olan 80. Tümler demek toplamları 90 derece olan açılar demek. Büyük olan açı 80. Bunun tümleri de 90-80'den 10 derece olacak. Tümler olan küçük açı 10 dereceymiş. Anlaştık mı? Devam ediyorum 4. soruyla. Gel. Oo. Aşağıda karşılıklı kenarları birbirine paralel olan bir otoyoldaki yol ayrımından bir tane kesit veriliyor bize. Şekil üzerinde derece türünden verilen açı ölçülerine göre alfa kaç derecedir? Karşılıklı kenarlar birbirine paralel diyor. Bakın arkadaşlar, bu buraya şöyle paralel, şöyle paralel. Bu buraya paralel şöyle. İki çizgiyle göstereyim şöyle. Paralel, paralel. Bu da böyle paralel. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Abicim madem bura buraya paralel, o zaman bura 130 ise burada 130. Yöndeş açıdan dolayı. Madem bura buraya paralel, 80 ise burası 80 yöndeşe göre. Burası alfa ise da burası alfa. Bak burada bir ne oluştu? Tam açı oluştu. Yani 130 artı 80 artı alfa eşittir kaça? 360. Tam açıdan dolayı. 130 ile 80'i topladığın zaman, eğer hesaplamalarım beni yamultmuyorsa, 210. Karşı tarafa attığım zaman alfa 360-210'dan 150 derece olarak bulunacak. Tamam. Cirlop. Bunu da hallettik. 5. soruyla devam ediyorum. Var mı problem? Var mı sıkıntı? Bütünlerinin ölçüsü tümlerinin ölçüsünün 3 katı olan açının ölçüsü kaç derecedir? Şimdi bak burada bir açı var. Bütünlerinin ölçüsü tümlerinin ölçüsü olan bir açı. Bak ben bir açıyım. Benim bütünlerimin ölçüsü tümlerimin ölçüsünün 3 katı. Ama ben kimim oğlum? Ben bütünlerim tümlerim de ben kimim? Ben X açısı olayım. Yani açımız X açısı olsun. Açı X açısı. Bu açının bütünleri 180-X'tir. Bu açının tümleri 90-X'tir. Burada hemfikir miyiz? Peki. Bütünlerinin ölçüsü, yani 180-X eşittir tümlerinin ölçüsünün, Yani 90 eksi x'in 3 katına eşitmiş. Çarpı 3. Bu denklemi çöz bakalım hadi. 180 eksi x sol tarafta duruyor. 3'ü içeri dağıttım. 270 eksi 3 tane x yaptı. Karşı tarafa atarsam 2x yaptı. 3x eksi x'ten. Bunu bu tarafa atarsam 90 yaptı. X eşittir 45. Demek ki bizim açı dediğimiz açı 45 dereceymiş. Açının ölçüsü kaç derecedir diyor. O anda 45 derece bulduk. Açıya x demiştik ya. Zaten açıyı arıyorduk. 45 dereceyi bulduk. 6 ile devam ediyorum. Şimdi diyor ki BA DE'ye paralel diyor. BA neredesin kardeşim? Buradasın. DE neredesin? Buradasın. ABC açısı 45 derece. BCD açısı 40 derece ise alfa kaç derecedir diyor. Arkadaşlar iki tane paralel çizilmiş kırılma noktalarından, sivri uçlardan paralel çizin demiştim size. Yani şu C noktası bir kırılma noktası ya. Şu C noktasından bir paralel çizdim soruya. Güzel. Şimdi Z kuralından dolayı arkadaşlar bir kere 45 bak hangi Z? Hangi Z olduğunu ilk sorularda hep göstereceğim arkadaşlar. Böyle tam olarak oturtabilmeniz açısından. Bu açı 45 derece ise aynı şekilde bu açı da 45 derecedir. O zaman 40 artı 45'ten burası ne yaptı abi? 85 yaptı abi. O zaman bu açıya kaç derecelik bir açı kalacak? Ki gerek yok. Niye gerek yok? Çünkü şurada bir Z daha gördüm. Bak bir paralel bütün her şeyi çözdürdü. Bu Z'yi görüyor musun? Bu açının tamamı. Şu açının tamamı 85 derece. Z'den dolayı bu açın bak böyle geldi. Z'den dolayı alfanın da direkt neye eşit olduğunu bulduk? 85 dereceye eşit olduğunu bulduk. Hiç affetmedik. Yani böyle şeylerde bizim affımız olmuyor biliyorsunuz arkadaşlar. 8'i de hallettik. 6'yı hallettik pardon. 7. soruyla devam ediyorum. Hadi gel bakalım. Hop buradasın. Hadi bakalım. CDE alfa kaç derecedir diye soruyor. Peki şimdi. Z'yi gördün mü? Z'yi gördün mü? Z'yi gördün mü? Z'yi. Bak burada bir tane. Lan, oğlum o siyah lan. Orada Z'yi kim görür? Z'yi gördün mü? Bak burada bir tane Z var. Hop. Hop ve de hop. Buradaki Z'yi gördün mü? 72 derece ise şuranın tamamı da 72 derece olacak. Yalnız şöyle bir durum var. Orada bir açı ortay var. Yani 72 derecelik açıyı ortalamış. O zaman 2'ye böleceğim. Burası 36. Burası 36 olacak. Kalem ucunu gördün mü? Pardon U kuralını ne kalem ucu? U kuralını gördün mü? Bak burada U kuralı var. U kuralı ne diyordu? Bu karşılıklı açıların toplamı 180 diyordu. O zaman alfa açısının 180 eksi 36'dan kaç oluyor? 144 mü oluyor? 144 derece olması gerekiyor. Bitti. Bitti. Öldürdük. 8 ile devam ediyorum. Soru 8. Şimdi diyor ki BA DE'ye paralelmiş. BA DE'ye paralelmiş. 110 derecelik açılar verilmiş. Alfa kaç derecedir diye soruyor. Burada bir M yok. Bak M göremiyorum. Sen görüyor musun burada bir M? Ben göremiyorum. Şimdi şöyle yapacağım ben. Şuradaki paraleli şöyle uzatacağım. Bu paraleli uzattıktan sonra bir M gördüm. Şimdi bak 110 derece burası. O zaman burası 70 derece oldu. Şimdi M'yi şurada gördüm ben. M harfini gözümle görüyorum şu anda. Bak M'yi görüyor musun sen de? Yeşil M böyle bu tarafa doğru. Bu devir M'yi göreceksin. O zaman şöyle değil miydi M? Alfa ile 70'in toplamı aha da buradaki açıya. Yani 110 dereceye eşitti. 70'i karşı tarafa atınca alfanın 40 derece olduğunu gönül rahatlığıyla bulabiliriz. M bize çok soru çözdürecek M. Lan M. 9. soru. Aşağıda bir iş makinesinin vinç kısmının bölmeleri arasındaki açı ölçüleri derece türünden belirtilmiştir. Alfa kaç derecedir? Alfa şurası. Şimdi ben bu alfayı değil de bunun bütünlerini bulayım. Sonuçta alfa bir zeminin üstünde ya şöyle. Şöyle kırmızıyla göstersem daha güzel olur. Alfa sonuçta şöyle bir zeminin üstünde. Dolayısıyla ben şuradaki açıyı bulursam alfanın ne olduğunu da 180 dereceye tamamlayarak bulabilirim. Bu şekli şöyle ifade edelim. Bakın buradan bir tane gelmiş şöyle. Sonra bir de bir şöyle kırılmış. Bir de şöyle paralel kırılmış. Bir de şöyle yere paralel var şöyle. Yere paralel var. Şimdi bak bu açıya x diyelim. Bu açıyı zaten 160 derece vermiş. Bu açıyı da 150 derece vermiş. Ne oluyordu arkadaşlar 3 köşe olunca? Bunların 3'ünün toplamı 360 oluyordu. Köşe sayısı eksi 1 çarpı 180 hatırlıyor musunuz? Birinci dersin sonunda yapmıştık. Yani buradaki x artı 160 artı 150. Bunların toplamı kaçı vermeli? 360'ı vermeli. Burası 360 olmalıydı. Birinci derste ispatını yapmıştık bunun. 160 ile 150'yi topladığım zaman burası 310 yapar. O zaman karşı tarafa atarsam x'in 50 olması lazım. Aman diyeyim ha, cevabı 50 deme. X eşittir 50 bulduk. Ama bize şurayı soruyor bak. Biz şurayı 50 bulduk. Bize alfayı soruyor. Şurası alfa. O zaman 180-50'den alfa açısının 130 derece olduğunu gönül rahatlığıyla söyleyebilirim. Hatta söyleyebilirim değil, gönül rahatlığıyla söyledim bile. 9 da tamam. 10'la devam ediyorum. Gel kardeşim 10. Oo, bu ne ya? Abo. D1, D2 doğruları paraleldir inşallah. Evet. Allah'tan o da paralel olmasaydı. D1 ile D2 paralel. Alfa kaç derecedir? Arkadaşlar birden çok M'nin olduğu sorularda bazen göz bunu seçemeyebiliyor, göremeyebiliyor. Ben size göstereyim. Mesela şimdi şöyle yapalım öncelikle. Şu açıya A açısı diyelim. O zaman burası da A olur. Şu açıya B diyelim. O zaman bu açı da B olur. Tamam. Şimdi bakın bir tane M şurada var. Bak. Şöyle bir M var. Şu M'yi görmenizi istiyorum. Bakın bir M burada var. Bu M'ye göre burası 2A, burası B. Yani 2A artı B eşittir. M'nin içerisinde ne var? 70 derece var. O zaman bu 70'e eşit. Bak. Bu kenarda dursun, tamam mı? Bu eyvallah. Şimdi size başka bir M gösteriyorum. Bak başka bir M. Başka bir M. Şöyle bir M gösterdim size. Bu M'ye ne dersiniz? Bu M'ye göre burada A var. Burada 2B var. Yani A artı 2B var aslında. Ve M'nin içindeki 80 derece. Aa güzel. Şimdi size başka bir M gösteriyorum. Bunları siliyorum. Böyle siliyorum. Size bir M daha gösteriyorum. O M'de şöyle bir M. Bak şöyle geldi. Şöyle geldi. Şöyle geldi. Ve de şöyle geldi. Şimdi bak bu M'yi görüyorsun. Bu M'de de burada 2A var. 2 tane A artı. Burada da 2B var. 2 tane B eşittir. Ortasında ne var? Alfa var. İşte olayımız buradan çözülecek. Şimdi bunları taraf tarafa topladım. 2A 1A daha ne yaptı? 3A yaptı. 1B 2B daha ne yaptı? 3B yaptı. 70-80 daha ne yaptı? 150 yaptı. O zaman 3'e böldüğüm zaman A artı B kaç yaptı? 150 bölü 3'ten 50 yaptı. Müthiş. Şimdi burada ne var? 2A artı 2B var. A artı B 50. O zaman 2A artı 2B'den alfa kaç olacak? 100 olacak. Bu İç içe geçmiş M'leri arkadaşlar soruda görürseniz, ki yeni nesilde bunlar çok sık sorulabiliyor, işte biz de çözeceğiz onları, işte ağaç devriliyor, işte lamba bir şey oluyor, IKEA lambaları var ya böyle devriliyor, bir şeyler oluyor falan filan. Ali yani çok güzel yeni nesil yazılır. Şunları lambaların ucu yaparsın. Bir el koyarsın. Ali önce ders çalışmak için daha yakına çekiyor. Sonra biraz bu tarafa çekiyor. Alfa kaçtır? Aa, yeni nesil. Eski nesili bu. Bunu yaparsan yeni nesilini çok rahat yaparsın. O yüzden yeteri kadar klasik, sonra yeni nesil. Mottomuz bu, biliyorsun. 11 ile devam ediyorum. Of. Bu ne? CA'yı FE'ye paralel vermiş. CA, A. Bak bunlar aynı hizada değil. Paraleller bak. Bunu şöyle uzat. Bu buna şöyle paralelmiş şöyle. Ha, tamam. CEF 80 derece. O da tamam. Buna göre alfa kaç derecedir diyor. Paralellere paralel çizerek çok güzel soru çözülür. Oo müthiş. Paraleller burada. Bir tane paralellere paralel çiziyorum. Şöyle. Biraz daha şöyle yapayım. Şöyle çizdim, tamam mı? Şu şekilde çizdim. Bak şimdi. Bir kere Z kuralını oluşturdum. Paralele paralel çizmek Z kuralını güzel çıkartır ortaya. Şimdi şurada bir tane Z var. Bu Z'yi görmeni istiyorum. Şimdi açılara değerler verelim. Buraya A diyelim. Buraya A diyelim. Z kuralından dolayı bak buradaki A açısı hop buraya gelir. Burada da A açısı var. Aynı şekilde buraya B diyelim. Buraya B diyelim. Bir Z kuralı da burada var. Buradaki Z kuralını da sana şöyle göstereyim bak. Hop. Hop ponçik. Buradaki şu B arkadaşımız hop buraya ne diye gelecek? B diye. Güzel. Bak şimdi. Bu açıları buraya taşıyabildim. Şuraya da şöyle A diyeyim kocaman. AA, BB. Güzel taşıdık. Şimdi bakın buraya, şuradaki açıya C, şuradaki açıya da D demek istiyorum. Bu arada alfayı soruyor bana, şu tepedeki açıyı. Şimdi bir kere C artı D artı 80 180. C artı D artı 80 eşittir 180. Niye? Çünkü doğru açı. 80'i karşı tarafa attığım zaman C artı D kaça eşit olacaktır? 100'e. Şimdi bir üçgen var değil mi? Daha üçgenlere geçmedik ama bildiğimiz en temel şey üçgenin iç açıları toplamı 180 derece. Yani şuradaki üçgende 2 tane A artı 1 tane C toplamı 180'e eşit. Aynı şekilde buradaki üçgende 2 tane B artı D açısı yine 180'e eşit. Bunları taraf tarafa topladığımız zaman 2 tane A artı 2 tane B artı C artı D toplamı 360'a eşit. Yukarıda C artı D toplamının 100 bulmuştuk. O zaman bu 100'ü buraya yazarsak karşı tarafa attığımız zaman şöyle yapalım. 2 tane A açısı artı 2 tane B açısı 360 eksi 100'den 260'tır. 2'ye bölerseniz A artı B açısı kaçtır? 130. Soru bitti. Niye? Çünkü şimdi sarıyla göstereceğim üçgene bakarsan anlarsın. Bak burada şöyle bir de şöyle bir üçgen var. Bu üçgende şu köşe açısı A, şu köşe açısı B. Bu ikisinin toplamı zaten 130. O zaman üçgen olduğu için bu sarı ve iç açılar toplamı 180 olduğu için bu ikisi 130 sa buraya 50 derece kalacaktır. O zaman alfamız kaç olacak? 50 derece olacak. Tamam mı? Peki. Güzel. İyi oldu valla. Valla bu soruda iyi oldu. Devam ediyorum şimdi. Paralele paralel çizilerek bir sürü açı sorusu çözülebilir dedikten sonra şöyle bir soruyla karşılaştık. Şimdi hadi bakalım. Paralellere paralel çizeceğiz yine. Belli yani, kendini belli. Selamu aleyküm diyor. Paralellere paraleli çizin diyor. Şimdi bak, bir paralel şuradan çizeceğim şöyle. Bir paralel de şuradan çizeceğim. Açıortaylar var. Hemen isimlendiriyorum. Buraya A açısı dedim. Buraya A açısı dedim. Buraya B açısı dedim. Buraya B açısı dedim. Şimdi bak, burası, şurada bir Z var. Bu Z'yi ilk sorularda hep göstereceğim görmeniz için. Şöyle bir Z var burada. Bu Z'den dolayı bu açı A ise şu açının tamamı A'dır arkadaşlar. Tamamı A ise şuraya A eksi alfa kalır. Tamam mı? A eksi alfa kalır. Niye? A demeyeyim de alfalarla karışmasın be. X diyeyim de karışmasın. X, Y diyeyim arkadaşlar. Kusura bakmayın be. Sonra karışır. A ile alfa çok karışıyor. X dedim, buranın tamamı da X. O zaman şurası X eksi alfa olacak mı? Niye? Çünkü ikisini topladığım zaman bütün açının X'i vermesi için. Güzel. Burada problem yok. Şimdi bak, şuradaki Z'ye bir dikkat etmeni istiyorum. Şurada bir Z var şöyle. Bu Z'den dolayı burası 2Y ise şu açının da şöyle 2Y olduğunu söylemek istiyorum. Buranın tamamı 2Y. O zaman şuranın tamamı da 2Y. Z kuralından dolayı. Bu da tamam. Peki başka Z. Bak bir Z daha. Bu Z'yi herkes görmez işte. Buradaki Z'ye dikkat et. Bunu da maviyle göstereceğim. Bak şurada bir Z daha var. Şöyle bir Z var. Bu açı Y ise X eksi alfa da Y. X eksi alfa eşittir Y. Ben alfayı arıyorum değil mi? Bakayım alfa kaç derecedir? Bunu buraya alırsam alfa eşittir X eksi Y'ymiş. Güzel. Tamam. O da eyvallah. Şimdi bir Z daha olayı çöz. Yeter hocam artık, Z'den midem bulandı be. Şimdi bir Z daha, başka Z yok. Vallahi bak söz veriyorum. Şurada bir Z var bak. Şöyle göstereyim bu Z'yi. Buradan gelecek. Buradan da şöyle. Bu Z'yi gördün mü? Bu Z'den dolayı burası 2X ise şuranın tamamı da 2X olacak. Yani 2Y artı 20 açısının tamamı 2x'e eşit olacak. Olayı çözdün değil mi? Sen var ya tam Şam şeytanısın. 2y'yi bu tarafa attım. 2x eksi 2y eşittir 20. 2'ye bölersem x eksi y eşittir 10. Zaten soru bana x eksi y'yi sormuyor muydu? Cevabımız kaç çıktı? 10 çıktı. Tamam mıdır? Okey mi? Bunu da halletmiş olduk ve devam ediyoruz. Arkadaşlar özellikle kırılma noktalarından paralellere paralel çizerseniz mevzuyu çözersiniz. Hiçbir sıkıntınız kalmaz. 13 ile devam ediyorum. AB KF'ye paralelmiş. Allah Allah. Allah Allah. Peki CD ve ED açıortaymış. O da tamam. Buna göre alfa kaç derecedir diye soruyor. Peki. Şimdi bunlar bak, bu X, bu X, bu X. Bunların üçünü de X vermiş. Açıortay vermiş. Açıortaysa isterseniz hemen AA diye, BB diye isimlendirelim. Bak şimdi çok öldürücü şekilde çözeceğim. Öldürücü. Bak şimdi bu tarafa bakan açı X. Bu tarafa bakan açı X. Bu tarafa bakan açı X. Bu tarafa bakan açı A. Bak ne olur 2A deme. Bak o zikzağı sana göstermek istiyorum. Aman diyeyim. Aman diyeyim. Çok hata yapıyorsunuz burada. Bak. Bak zikzağı gördün değil mi? Bak zikzak zikzak. X, X, X. Bu tarafa bakan açı A ve B. Tamam mı? Bu A ve B bir yere bakmıyor. O dışarıda açılar. O zaman X artı X artı X yani 3X eşittir A artı B'ye. Şu üçgene bak. Şu üçgene baksana. A artı B artı X 180 değil mi? A artı B artı X üçgenin iç açılar toplamından 180. A artı B yerine 3X yazabilirsin. 1X de burada var. 4X. 4X eşittir 180 ise Selamun aleyküm. X eşittir 180 bölü 4. 90 bölü 2 yani 45. Oh oh oh. Ne kadar güzel. Ne kadar güzel. 45'i de bulduk. Bize ne soruyor zaten? X kaç derecedir diyor. 45 derece. Peki devam ediyorum. Bunu çözdüm mü lan? Şurayla devam ediyorum. Şura. 14. soru. Bir saat sorusu. ÖSYM benzerini geçmiş yıllarda sormuştu. Aşağıda analog saatte saat 13.50'yi göstermektedir. Buna göre alfa kaç derecedir diye soruyor. Şimdi arkadaşlar bakın burada kaç bölme var? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 tane bölme var. Ve tamamı 360 derece olduğu için 360 bölü 12'den her bir arası, şuranın her birinin arası 30. 30 derece. Yani arkadaşlar bu 10'dan 11'e geldiği zaman ne oluyor? 30 derecelik açı yapmış oluyor. O zaman 30 derece burada var. 30 derece burada var. 30 derece burada var. Yani 90'ımız kesin var. Ama burada 50'yi gösteriyor. Yani burada aslında şu var. Kardeşim 30 derecelik açı, şuradaki 30 derecelik açı 1 saati gösteriyor. Yani 30 derecelik açıda 60 dakika dönüyor. Acaba 50 dakika döndüğünde kaç derece dönmüş olur? Bildiğin oran orantı yapıyoruz. Şöyle 60 30'a inmiş. Yani yarısına düşmüş. 50 de yarısına düşecek. 50'nin yarısı kaç? 25 derece. Yani şuradaki, şu aradaki açı 25 derecedir arkadaşlar. O zaman 30 30 30 90 25 daha alfanın 115 derecelik açı yaptığını söyleyebiliriz. Gayet basit, gayet net ama gayet de sınavda karşımıza çıkabilir bir soru. Yani ÖSYM'nin ben kardeşim şöyle kolay, güzel, böyle net anlaşılır bir ÖSYM sorusu açı sorusu soracağım derse böyle bir soru karşınıza getirebilir. Bugünün son sorusu mu? Aynen. Bugünün son sorusuyla beraberiz. Hadi bakalım. Yine bir zikzaklar, bir şeyler var ama burada zikzak olmasını engelleyecek bir şey daha var. Bak şimdi beraber konuşalım. Bize eşitlikler verilmiş. Bir kere şu eşitlikler bak hepsi 140, 140, 140, 140. X artı 20, X. X kaç derecedir diye soruyor. Bak şimdi buradaki zikzakta sıkıntı şu bak. Sağa bakıyor, sola bakıyor. Sağa bakıyor, sola bakıyor, sola bakıyor. Eyvahlar olsun. Burada bir zikzak yok bak. Burası köşeli değil. Burası böyle düz gelmiş. Buranın bir yere baktığını söyleyemezsin. Bakmak için köşeli olması lazım. Bak E köşesi bakıyor. F köşesi bakıyor ama burası bakmıyor. Dolayısıyla burayı düzeltmen gerekiyor. Nasıl düzeltmen gerekiyor biliyor musun? Çok basit. Bunu böyle uzatacaksın. Bunu da böyle uzatacaksın ve köşeyi düzelteceksin. Yani şurayı alacaksın abi. 40, 140 doğru açıdan 40. 140 doğru açıdan 40. 40, 40 daha 80. O zaman buranın 100 derece olması lazım. Üçgenin iç açılar toplamından 180 çıkması için. Şimdi oldu bak. Sağa bakıyor. Sağa bakıyor. Sağa bakan burası da 40. 180'den dolayı. Yani X artı 20 artı 40. Bunlar sağa bakanlar. Sola bakanlara bakıyorum. 90, 100. Bunlar da sola bakıyor. O zaman 90 artı 100 dedim. Burası 2x yaptı. 2x artı 60 yaptı hatta. 190'a eşit. Buradan 2x eşittir 130'dan. X eşittir 65 derece olacak dedik ve bitirdik. Cevabımız 65. Canlarım, doğruda açılarla ilgili soru çözümü videomuzu tamamladık. Şimdi ben size birkaç tane soru işaretleteceğim. Öncelikle şu 14. soru iyiydi. Bak şu 12. soru hakikaten iyiydi. Oradaki zikzakları görebilmek adına gerçekten güzel bir soruydu. Şuradaki 11. soru sağlam soruydu. Şuradaki karışık M'leri gördüğümüz soru güzel soruydu. Şuradaki hani dedik ya n-1 çarpı 180 onun uygulaması olan güzel bir yeni nesil soruydu. Yıldız attığım sorular şu anlama gelir. Yıldız attığım sorular için. Yıldız attığım sorular sınavda karşına çıktığında yarın sabah karşına çıksa yapamayacaksan bu videoyu asla kapatma. Bu sorular yarın sabah ben TYT'ye girdim hocam ya da AYT'ye girdim. Karşıma bu soru geldi ben rahatlıkla yapabilirim diyorsan o zaman bu video anlamını bulmuştur demek o yıldızlar. O yıldızların anlamını güzel anla, olur mu? Bu arada normalde her gün tik atarız ama bu birinci tikimizi unutmuşuz. İkisini birden atalım. Birinci günle alakalı ilk videoya da tikimi attım. İkinci videoya da attım ve 60 günlük kampımızın işte bir gününü, iki videosunu halletmiş olduk. Azı gitti, çoğu kaldı diyelim. Şimdi sizden ricam, sizden isteğim şu. Biz artık üçgenlere geçeceğiz ya. Şimdi şöyle, doğruda açılarla ilgili zaten üçgende açıların içerisinde bayağı konuşacağız. Bak, üçgende açılar zaten kendi başına tamına 3 ders sürecek. 12'den 21'e kadar tam 9 sayfa sürecek. Dolayısıyla arkadaşlar siz şöyle güzel bir doğruda açılarla alakalı bir ya da iki test. Yani sizden maksimum 20 tane soru istiyorum. 20 tane soruyu hallaç pamuğuna çevirin, halledin. Doğruda açılar mevzusunun özellik kısmını kapatın. Daha bunların hepsini üçgende açılarda bol bol kullanacağız zaten, tamam mı? O zaman ikinci günde sizlerle üçgende açıların birinci dersinde tekrar buluşalım. Hepinizi çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Geometri kampımız hepiniz için hayırlı uğurlu olsun diyorum. Hoşça kalın, sağlıklı kalın, seviliyorsunuz. Bay bay.